görmeden gözlerim ayrılmaz penceremden. Gün gün olmaz seni görmeden gözlerim ayrılmaz penceremden. Gözlerimin karasına bak, kalbimin yarasına, dertlerimin arasına karıştın sen komşu kız. Gözlerimin karasına bak, kalbimin yarasına, dertlerimin arasına karıştın sen komşu kız. Komşu kızı hiç karşılık vermez misin komşu kızı? Bana bir kez gülmez misin komşu kızı? Hiç karşılık vermez misin komşu kızı? Gönlüm senin, kalbim senin komşu kızı. Gönlüm senin, kalbim senin komşu kızı. Yavaş, uyku serserisi. Tuvalet sırası benim, ne yapıyorsun? Ya Cem, ayrıcıklık yapma ya. Bekliyorsun burada, tam ben girecekken dalıyorsun içeri. Alo, bak güzelim. Ben artık her gün aynı saatte tamam abdese çıkacağım. Belirli bir saygı çerçevesi taktırdım sindirmeme. Sen de bana saygı duyuyorsun, sindiriyorsun hadi. Benim yeğenini kaçıran adama saygım sonludur, tamam mı? Bak çekil, vallahi söylerim Kudüs babaya. Bak bindirin ta. Ay yine ne oluyor, böyle tuvaletin önünde kapışıyorsunuz lan. Vallahi çarpılacaksınız bir gün, çarpılacaksınız. Ben buldum yine yeğenimi, ben buldum. El sabunu kadar çocuğa sahip çıkamadı. Hadi be, sen çocuktan daha çocuksun. Yakında sen dövmeye de kalkarsın Somer'e. Bir daha da seni kollarsam koluma kramp girsin, göreceksin sen. Benim senin gibilere ihtiyacım olmadı hiçbir zaman. Cevahir. Ye. Bak babacığım, bildiğin gibi değil ya bu. Alo, alo. Tamam, hadi çabuk! Ya baba, şimdi bu düğünlerine gideceğim senin uzaktan akrabalarının maddi durumu falan nasıl? Fakirlerse söyle de ben de çeyrek altının yarısını takayım. Buldumcuk olmasınlar. Lan tohumdur. Belki de orada sana bir kısmet çıkar. Gel berbere gidelim de bak, imajına yeni bir soluk gelsin. Gavuruk beniz olma da soluk beniz ol. Bak şimdi baba. Heh. Eğer ben o düğünde kendime bir kısmet bulursam, hemencelik orada gerdeğe girerim. Sen de beni evlendirmek zorunda kalırsın ama ben evlenmem. Senin hayatını iyice zorlaştırırım. Lan tohumsuz. Bak babaya dikilenme. Vallahi seni suni döller, rızan olmadan çocuk sahibi ederim. Benim rızamla da torunum olur. Ya tamam, şimdi baba oğul resleşmeyelim burada ya. Önce dükkana gidelim. Oradan da C çizip berbere gideriz. Muazzez! Hadi ya çabuk, çırgalanların düğününe geç kalıyoruz. Önlükle geleceksen bana da bir kepçe kaşık ver de hani uyumsuz olmasın aşkımız el aleme karşı. Ben gitmem cırgalanların düğününe Kuddusi. Onlar zekayının sünnetine gelmediydiler ya altın takmamak için. Biz Almanya'ya gidiyoruz ailecek dediler de sonra bebeleri düğün arabasının önünü kestiydi hatırlasana para için. Ya aman Muazzez ya, ya insan kin tutar da bu kadar detaylı tutmaz ya. Ya yürü gidelim şu altınımızı takalım dönelim, ayıp olmasın ya Allah aşkına. Gitmem Kuddusi, gitmem. Oğullarını evlendirsinler, pilava katsınlar. Herkese iyilik ettik ettik, kanatlandık bak melaike olduk. Hani kanadımızın altına deodorant sıkan mı var Allah aşkına? Sen git, senin akraban. Nereden çıktı Yurdakul? Hoş geldin. Hoş bulduk Muazzez abla. Nasılsın? Ay iyiyiz, buyur. Ya İstanbul'da mal aldıydım da. Burada kargo parasını bana çakmaya çalıştılar. Ben de geldim, nizah çıkarttım. Nasılsın Kudüs abim? Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Bak, 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 bak. Memelerine meme katmış maşallah. Vallahi sıkın vallahi maşallah. Yurdakul. Kanter içinde kalmışsın. Gir şu lavaboya suratına bir su çarp. Yoksa ben suratına başka bir şey çarpacağım. Hadi. Hayır. Buyur, buyur.
Hadi Muazzez, geç kalıyoruz düğüne. Aa Kuddusi, akrabam geldi ne kadar uzak yoldan, olur mu canım? Daha iyi, hemen gidelim. Kurabiye, bak! Hua! Lüks bir restoranda %70'e varan bir indirim elde ettik. Haydi varalım gidelim %70'e. Hop doldur Mürsel. Ay Mürsel, çok güzel olur vallahi. Somer doğduğundan beri bütün aktivitelere Pasifik'te kalıyoruz ya. Hem ben bu %70 indirimi %90'a da indiririm. Ah! Evimizde de %100 konaklama fırsatı buldun kondun. Acık eteğe yanaş da %30'da da biz oturalım. Dürdane. Tak. Alo, Çetin. Ya senin akraban benim akrabam var Muazzez ya. Gidip altını takalım gelelim ya. Ay sanki altın takacak durumdayız Kuddusi. Ya Muazzez abla bu sizin damat değil mi? Yallahın gitsin ya. Annem gel kanser falan oldu gelemiyor desinler. Ay Allah dokun. Hadi o ne biçim yalan öyle ya? Hem sen nereden çıktın? Ya hoş geldin. Ay yavrum benim. Vallahi doğru söylüyor Yurdakul abim ya. Ne demişler? Yurdakul cihandakul. Kulum olursun Yurdakul abi, barıştır. Ya zaten siz etkinlik istemiyor muydunuz ya? Alın size etkinlik, aktivite ya. Gidin kurtlarınız olsun. Ya Kuddusi baba, biz Tazan'la yemeğe gidecektik de %70'e varan bir indirimimiz var. Hem de lüks bir restoranda. Portakallı ördek, bandalinalı kas. Hop uçurmuş sen. Oğlum titrek. Lan düğün yemekli hem de bedava. Turunçgilli kuşlara para sayacak, niye anlamıyorsun ya? Ay olmaz abi. Ben Somer'in kakasını paketlemekten sürprizlere kapalıyım artık yani. Biz Mürsel'le yemeğe gidiyoruz. Evet, belli oldum tanıştığımıza. Ben de. Ya Muazzez abla. Muazzez abla. Ya Cevahir'i yollayın işte, işi ne? Gitsin aileyi temsil etsin ya. Lan! Yurda kulp. Vallahi bak senin kulpundan tutar, dökerim içini yer elbasına. Oğlum daha yeni koalisyonduk ya. Şimdi benden Orun köşke mi çıkıyorsun sen? Cevahir bizim Ali'yi temsil edemez. Etse etse rezil eder. Ha. Yalnız Zeynep'le giderse olur. Bir dakika maneviyatım. Ben Kirişçi ailesinin CEO'su olarak ailemizi her ortamda temsil edebilirim. Düğün, vaftiz, karnaval, sünnet töreni. Tamam mı? Hiç fark çakmaz. Ama yalnız giderim. Oğlum sen bizim aileyi en son televizyonda rezil etmiştin. Zeynep'le gidersen olur. Ama baba siz de çok seyrek davranıyorsunuz. Hayır yok yok olmaz olmaz. Sen şimdi oraya gidersen içersin, coşarsın. Gel seni dağ kıra bayıra götürelim derler. Rezillik çıkar aman yok yok hayır. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben Cevahir'i hizada tutarım. Sizi en iyi şekilde temsil ettiririm. Güzel. Ha, içki içmek yok. Tamam. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Oturabilirsiniz. Arkadaşlarını arkaya doğru. Arkadaşlarını. Ne oluyor lan? Artık rehberlik dersinde de mi sınav yapıyor hocam? Bakayım. Hocam. Ya hocam affedersiniz ama rehberlikten de sınav olmaz ya. Tamam akümüzde saf su var ama saf olan su akü değil. Vallahi ergene darbe yapacağım. Çok haksızlık var. Zekai otur oğlum yerine. Bu bir yazılı değil anket. Dur. Hay koyuna kusayım. Tavşan güldü lan senin yüzünden. Sen tetikledin beni. Hocam. Hocam bakın burada karşı cins falan denmiş. Eğer bu karşı cins böyle hani Anadolu yakasındaki arkadaşlarımsa ben buna çok bozulurum. Çünkü yani Anadolu yakasında benim arkadaşlarım var, akrabalarım var, cinslerim var. Olmaz yani. Bünyamin otur. Çocuklar bu anket karşı cinse karşı olan eğilimlerinizde yalanın önemi hakkında. Haliyle sizin yaşınızdaki insanlar yalan söylemeye pek meyilli olurlar. Çocuklar lütfen sorulara dürüst cevaplar verin. Emin olun ki verdiğiniz cevapları benden başka kimse bilmeyecek. Şişt Saltuk, bakayım lan ne yalan dedin. Küçük, aşkım lan bakayım ben. Bana ne, bana ne?
Zek, bakayım belki yalan değildir ha. Şeval, uyuyana tükürürüm ha. Kağıdına bak sen. Hem sana ne kız, ben ne yalan söylediysem. Ne söylediğimse söyledim. Allah Allah. Ulan tutuğu kırıyorduk ya. Aha. Vay saat 9. 9 olmuş. İyi ki 9.30'a kurmuşum ha. Şarjım daha fazla gidecek hacı. Ulvi, senin bu hediyelerini satıp Cevasun'a çay ısmarla. Ya anne ya, çok kötüsün. Ah, ah benim güreşken kızım. Sen ona al bakalım kravat iğnelerini, kol düğmelerini. O da sana şöyle altın bir kemer alsın. E ne de olsa artık böyle ağır siklet adam değil mi? Ya hayır anne ya. Görürsün bak, aşk kitabım evlilik yıldönümümüzü asla unutmaz. Sana bir şey soracağım. Geçen yıl Şeker Bayramı'nda kurban kovalaması hariç, onu demiyorum. Hı. Hangi önemli gün ve haftayı atladı? Atlarsa anan atlar, gerisi yalan atlar değil mi? O Ulvi sapkın. Ayol yüzüne söyledim. Oo, bana mısın demedi. Tabii aklı başka yerde olan adam nasıl hatırlasın evlilik yıl dönümünü? Görürsün. Nerede lan pantolonum, nerede lan? Ulan pantolonum nerede? Ulan keşke saati 9.30'a kuracağıma düne kursaydım, bugün hatırlardım işte ya. Allah'ım yarabbim. Ne alacağım ben şimdi hediye? Oh Hızır abi, Allah razı olsun. Ya Hızır abi, şu benim burun kıllarından meşaleyle alsana ya. Olimpiyat közü gibi olayım. Olimpiyat öküzü gibi olma da. Ya da ol ol. Bende matador ehliyeti var. Öküz kullanabiliyorum ben. Hayırdır koyu dübel? Çorba içerken bıyığına mercimek mi kaçtı ha? Bir dakika lan. Yoksa berberi de mi satın almaya geldiniz babalı oğlu? Oğlum millet sayenizde dara düşmemek için canla başka çalışıyor be. Büyük Almanya'dan sonra küçük Almanya'yı da gördün sayemizde. Tohumlu konuşma, tohumluğun bil. Bak hemen tıraştan düğüne git. Daha damada gerdekten önce brifik vereceksin. Vay düğün ha? Ben de düğüne gidiyorum. Ekber amca, isterseniz bizim konvoyu çevirin babalı tohumlu. Çünkü ben zarflara ne koyacağım biliyor musunuz? Tapu koyacağım, tapu. Git. Hayır. Hadi güle güle canım. Allah. Hızır abi, sakalları kes, bıyıkları tara. Ya bir de bu benim gözlükle gözümün arasına arılar yuva yapmış biliyor musun? Böyle bir çubuk mubuk varsa bir şeyle dürt. Gitsin onlar ya. Oha. Bu anket herkesin foyasını foyalamış. Bizim Şükran var ya, yatağını satıyormuş. Ya biliyordunuz bu belliydi ha, o kızı fışkı oldu. Geçenlerde yangın tatbikatında beni de ıslattı. Oğlum bu rehberlikçi bilgiler sızmayacak demedi mi? Ne bu sızıntı akıntı? Şişt, rahat ol, sığırtı. Zaten sızmıyor oğlum. Biz mektupların içine asparagas koyup postalıyoruz ki komik sırlar ortaya çıksın. Oğlum asıl skandal ne biliyorsunuz mu? Komik sırların değil de ciddi sırların ortaya çıkması. Gidip rehberlikçiden sarı sayfaları hacılayalım mı? Olmaz palım olmaz. Bak bunlar riskli iş tamam mı? Sen ver bakayım bana bir büyük... Okul bahçesinde yığılışma, yarım gölgene ha. Neyse. Zek oğlum bak bu işten çok nakit girer bize ha. Önce gider sırlarını öğreniriz. Sonra hiç o Didem şantaj yapar alırız paraları ha. Bak güzelim. Şimdi hani şantaj, para. Ben bir mafya lideri olarak bunlar bana böyle çok cazip geliyor tamam mı? Ama bunlar olmaz, değmez bu iş. Bak gelmezseniz tek yaparım ha. Ya yok olmaz. O nasıl fikir öyle malpare? Bak yakalanırsan atılırsın. Atılırsan ailene yalan söylersin, sonra iş işten geçmiş olur, bir gıdım ankete muhtaç kalırsın ha. Lan bari biriniz gelip erkeğe yatsaydınız ya. Zekai. Ya yok aga, ben yatmam, beton çeker. Sağ serbest mi? Bakma bakma, serbest işte. Ya dışarıdaki hayat sana daha cazip geliyorsa indireyim seni sağda hemen ya. Ha
Hatırladınız mı bu taksiyi? Bana taciz davası açtığınız taksi bu. Bir şey soracağım ya, hiç mi taksinin günahı yoktu? Bilmem, taksiyi de taciz ettiysen artık. Allah Allah. Bak Zeynep, güzellikle diyorum. Ama kendi güzelliğim ve pürüzsüz cildimle. Gideceğimiz düğünde ailemi ben temsil ediyorum. Ayağını denk al çünkü orada kadınlara kafes dövüşü yaptırıyorlar. Bak sen, ben kafeste döverim, sen merak etme. Taksimet yersen canı sıkılıyorsun. Tövbe bismillah, ezan okunuyor, duymuyor musun? Açma kelimeyi. Ağzım püskürüyor, bademciklerim memecik yapıyor. Bak benim sinirlerimi salgılamam, indiririm seni aşağı. Cevahir. Ha, hiçbir şey yapamıyorsam ben de Kudüs'ü babama telefon açarım. Yok yok, ha, sustum, tamam. İstediğin yeri aç. Cala! 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 Yok 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 yok. Neredesin ya? Hani kardeşlik yok. Oğlum ne koşturuyorsun annesinin telliğinden kaçan ergen öncesi gibi? Ya Devir abi, yarın var ya Sevan'ın 50'lik yıldırımıymış ya. Kesin mi hediye almam lazım? Yoksa beni de domuşturur. Onun dönüm ise oğlum, senin de dönüm. Sakin ol her daim. Yarına kadar alırsın bir hediye. Ama mutlu olacağı bir şey olsun. Sevan'ın mutluluk çubuğu çok Devir abi. Ama o zaten var ya. Ne alsam, ne alsam. Böyle yarın böyle şimdi hani evlilik yıldönümü hesabı, tamam mı? Ona böyle nafaka versem mesela. Yok, olmaz. Ya da Devir abi, böyle çıplak vücuduma böyle var ya, kırmızı kurdelalar falan bağlıyorum, tamam mı? Her tarafa böyle bağlıyorum. Efile filesi ya. Kendimi ona armağan ediyorum böyle, tamam mı? Hani en büyük hediye benmişim hesabı. Oğlum, olmaz. Kurdelanı yakar Nevriye. Ama kıza öyle bir hediye al ki ilk günkü gibi elektrik olsun aranızda. İlk günkü gibi elektrik. Vay be. Pes pembe günler. Anam buldum. Elektrik tabii ya. Deva ağzını öpeyim ben senin ya. Sevaya elektrikli cop alacağım aga. Zaten kendi de istiyordu. İyi de nereden bulacağım ben şimdi elektrikli copu Devir abi? Ha? Şişt, ne diyorum bak. Normal copa böyle şimdi dinamo taksak oluyor mu? Olmaz oğlum. Devir daim olan şeye takılır dinamo. Sen niye o zaman kendinden taktırmıyorsun dinamo Devir daim? İyi de ben şimdi gidiyorum netten araştırıyorum, tamam mı? Küçücük ama nasıl cin fikirli. Aynı yüz ölçümü küçük ama refah düzeyi yüksek ülkeler gibi. Ama dur ben de kafayı eyaletlere ayırmayayım da bir kalkınma hamlesi yapayım. Bana göz kulak olacak adamın kulak burun boğazına inerim. Ne bakıyorsun Cevahir? Hain planlar kurduğumu belli etmeyeyim. Sevimli davranayım. Ya Zeynepciğim acıktıysan şuralarda çok güzel bir yer var. Sebzeli çorba yapıyorlar. Çok renkli. İçelim mi? Olur. Biz işleri büyüttük. Bizim atölye vardı ya, ora kapandı. Depo oldu, bir de fabrika kurduk. Kayseri'de bir numaraya. Yurt dışına mal veriyor. Ne mal olduğunu anlamıyorlar. Oo, very good, very good diyorlar. Anam ile de bu Asarcı'yı oraya 8 katlı bir bağ evi yaptırdım. Vallahi yazın bile çatısına kar yağıyor. Bir numara mülk vallahi. Aferin lan yurdakul. Küçükken totoğunda plastik var gibi sekerdin. Ne okur ne de bundan adam olur derlerdi. Hala diyorlardır da yurda kul parayla susturuyordur kamuoyunu. Bizim taraf böyle işte bak. Akmaz akmaz ama bir anda tazyiklenir. Muazzez abla, bir araba aldım. Allah seni inandırsın. Araba var ya, o Dis abi gitmiyor. Bildiğin ha böyle ya gibi kayıyor. Bazen ağlıyorum konfordan ya. Ya böyle arabaya bindin mi, MR'a gidiyormuşsun gibi böyle. Ya gibi, nasıl rahat. Buraya getirmedim cızır falan diye. Allah size de nasip etsin diyeceğim de. Şimdi Kudüs abi istemez. Azıcık aşım, sağlıklı başım der. Değil mi Kudüs abi? Değil mi? Değil mi? Şuraları ver.
Cevahir sağ ol ya. Bazen hakikaten ince fikirli olabiliyorsun sen. Bazen mi? Ya benim fikirler hep 0507. Cevahir, yolumuz uzun. Ben bir tuvalete gidip geleyim mi? Tabii Caniko. Bazen de 09. Planım tıkırdamaya başladı. Şimdi de çemkirsin bakalım sabah çemkirdiği gibi. Adamın ecza dolabını bobine sararım ben. Parola soruyor. Ben evden hep şampiyonluk parolasıyla çıkarım hacı. Şampiyonluk. Bu ne ya? Nasıl ya? Elektrikli job yazıyorum, baraj çıkıyor. Barajın içine acaba elektrik jobu sokup böyle suyu mu ısıtıyorlar? Ne yapıyorlar hacı ya? Allah Allah. Aramaya inanıyorum aga. Bilişmiş kes. İtma. Alo, koçer olan. Oğlum masa üstlerinden yabancı simgeleri kaldırın. Çilingir dosyası açın. Ha. Pideleri de wallpaper yapın, birazdan düğün yerindeyim. Yok la, yok yok. Babam çevrim dışı. Hadi eyvallah. Oğlum, sincaba mı çarptım ya la? Şiyelim bale. Şimdi bu Facebook sayfası açmak için falan hani ikametgah ilmi muhabbeli falan lazım oluyor mu? Hayır. Vallahi. O zaman sörfü koltuğunun altına alıyorum hacı, tamam mı? İnternette böyle çimiyorum. Allah be. Bu ne? Zehirli job. Ben bundan bir elektrik alamadım. Elektriksiz olmaz hacı. Ana! Elektrikli job yazdıkça trafiğe işleyen böyle zenci resimleri falan görünüyor. Zencileri kestim. Ana! Ana! O ne? Senin ne işin var bu batakhanede? Ne saklıyorsun öyle? Yapışkan sinek ölüsü gibisin. Vallahi vallahi ben bir kabahatim yok ya. Ne var, bir şey yapmıyorum bak. Yani bunun ekran kurucusu yok, tamam mı? Burada işe başladım ben burada. Ekran kuruculuğu yapıyorum. Vallahi ürktü senden. Çekil git ya, çekil ortağım. Bin kurusun değil mi Ulvi? Şimdi sen burada müzik yayınlar mı böyle öğreniyorsun, ha? Yok ortağım ya. O zaman karıyla kızla çetleşiyorsun. Ya vallahi zenci arkadaşlarla beraber ders çalışıyoruz. Tuu! Ama var ya, sürprizim kaçarsa domuz da benim gazımı kaçırır. La bari şurada bir yerde pilli cop olsa ya lan. Ulan be, küçükken vidaları sıkınca patlağa geçer sanıyordum ya. Lastik değiştirmek de neymiş? Of! Çok yoruldum. Buyur bacım. Düğün yerine kadar bıraksaydık seni. Yok, sağ olun. Kız nereden çıktı bu taşıt? Aa dur, hazır çıkmışken. Pardon bakar mısınız? İşte beni orada bırakan delikanlı bu. Yavaş, beni niye hedef gösteriyorsun ki şimdi? Sen delikanlı mısın? Dudan ballı mısın? Ben yüreği taşlıyım. Bana bakın, dörde bir kavrarsınız beni ama elimde dörde dört bijon anahtarı var. Vallahi açarım sizi, iç lastiğinize yama yaparım ha. Bir dakika, bir dakika. Sevim, kızım sana neler
gözler var ya bu gözler. Neler gördü neler. Ay ne oldu anne? Gene orada tuvaletteyken içeri mi girdin? Yok canım saçmalama. O gözlerinin ışığı kırlasıca Ulvi chat kafede kızlarla chatleşiyordu. Yok artık. Ben girince böyle ekrana uzanıverdi uzanamayasıca. Ay anneciğim Ulvi Tom öyle bir şey yapmaz. Ayrıca Aşkı Tom'la beni önümüzde çok güzel günler bekliyor. Ya ayrıca Cop'un gazabının yüzü suyu hürmetine yapamaz, korkar. Ya sen içini dört oda bir salon ferah tutar mısın lütfen? Ha lütfen. Ay kızım ben gözümle gördüm diyorum. Sana neler gördüğümü anlatsam... dudağını uçurdu. Cevahir kusura bakma ya, adamların seni tartaklayacağını düşünemedim. Ama bak Sevin, yani sonuçta... kötü insanlar olabilirlerdi, başıma bir şeyler gelebilirdi, değil mi? Ben tartaklanmadım. Sadece arkadaşlarını döverken kendi kendime yıprandım, tamam mı? Ayrıca geri dönüp alacaktım ben seni. Yalnız dönerken çok dönmüşüm, lastiğim patladı döngüden. Ama senin yaptığın çok ayıptı ha. Adamlara beni bırakan delikanlı dedin. Sadece delikanlı desen, adamlar döşlerini, ellerini toklatıp gideceklerdi. Diyemedim. Senin arabayla dönemediğin gibi benim de dilim dönmedi Cevahir. Aferin Zeynep. Aferin. Devam et. Ama ben bunu unutmayacağım. Sap döner, kervan döner. Gün gelir, hesap döner Zeynepciğim. Sünnetini de göresin inşallah oğlanın. Kirişçilerin atlangocu Cevahir şeref vermiş. Hoş gelmiş. Annen baban nerede? Ya babam dinler arası münasebeti güçlendirmek için Roma'ya aşure götürmeye gitti. Anam da ben de gideyim hava alayım. Biraz da pizza kulesi var ya orada. Onda da yağlama yiyeyim dedi. Ben kendim geldim. Kudüs'ü baba biraz rahatsız. Cevahir tıp dilinde anlattı, kusura bakmayın. Gıda zehirlenmesi geçirdi de. Oo Cevahir, kızımız da pek güzelmiş nişanlın mı? Pek şirinmiş maşallah. Yok ya, o nasıl ilişki? Bunun yaşı benden büyük. Küçük yazılmasa yaşı anamla yaşıt. Zihniyeti babaannemle reşit. Benim yüzüm yaşımla gayet orantılı. Ama biz nişanlı falan değiliz. Ben aile dostlarıyım. Hadi eğlenceler. Oy! Damat! Zırgalan! Oy! Allah! Senin burada ne işin var lan? Havayı döşek. Bana bak. Zembereğini zehirlemeden çabuk kayıplara karış. Tah belden aşağı Kasımpaşa! Yavrum! Ben erkek tarafıyım, allı güllü Bilal. Senin hiçbir zaman olamayacağın taraf. Zeynep, senin ne işin var bunun yanında? Ya bana bak, sen de iyice kirişçi oğlu oldun ha. Vallahi billahi kirişçi aile mezarlığına gömeceğim seni de. Beni oynarken tehdit etme Bilal abi, çok etkisiz kalıyorsun. Şişt, bana bak lan, eksenimde görmeyeyim seni ha. Koyu kayış, bir de adam gibi oyna, paslı oynama. Zımparalattırma bana kendini. Cevahir, kız çok mutsuz görünüyor ya. Bir değişik, çok mu küçük acaba? Dur bakayım. Ya iyi. Kızım sende var kartlık mukavvalık. Yaşıtların ikinciyi boşuyor. Ay! Kudüs'ü. Ne oldu? Yüzünden düşen bin parça. Muazzez, su, elektrik, doğalgaz derken... faturalar dağ gibi oldu.
çocuklara sezdirmemek için kasıyorum kendimi ama olacak gibi değil ha. Yurda kuldan borç istesen? Yok ya. Onun mal varlığı kendi varlığını aşmış Muazzez. Bazı yemem öyle adama ben. Senin de varlığın Türk varlığına armağan olacak ama Kuddusi, kendini yiyip bitirme. Canım zamanında borç dediler sen verdin, hurç dediler ben diktim. Verir tabii. Muazzez, ben hoşlanmadım adamdan, borç isteyemem ya. İyi, kesilsin o zaman her bir yanımız. Sen de aç faturalarına bak. Okulun kuralları. Okulun kuralları. Sevgili arkadaşlar, okulumuza 2 gün içerisinde müfettiş gelecek. Ve laboratuvarımız berbat durumda. Yahu deney tüplerinde çorba içilmiş. Mikroskoplara aile fotoları konulmuş. Coğrafyacı Hulki Bey, siz müdür yardımcılığına çok heveslisiniz. Laboratuvara adam etme görevini size veriyorum. Ama İmran Bey, yani yapmasına yaparım da benim derim çok hassas. Şimdi mikrop kaparım, su toplarım. Müsel Bey yapsa, daha önce kimya hocalığı yapmıştı. Yani Hulki, Allah Allah, eğer öyleyse sen de kondom giyin, korun, hiçbir şey kapmazsın. Ben kimya dersini hobi olarak vermiştim. Ama çevre böyle düzenlenecekse seve seve yaparım. Hop düz çekilsene Demirsel. Hulki Bey mikrop kaparsa okulda salgın olabilir. Salgın okulun kurallarına aykırı. O nedenle bu görevi size veriyorum Mürsel Bey. Ama İmran Bey, niye bütün angaryalar dönüyor dolaşıyor bana giriyor? Madem laboratuvar temizlenecek, o zaman tutalım bir tane gündelikçi bilim adamı temizlesin. Tembelim dilimin ayarı yok, öyle protonları falan karıştırırım. Siz de elinizi iyi ayarlayın Mürsel Bey. Allah Allah. Hulki, sen de amma çorak çıktın ha. Amma verimsiz sen. Sen bana top attın, ben de sana gübre atacağım. Hop tepkili Mürsel. Hadi okulun kuralları. Başlarım şimdi okulun kurallarına. Hop. Allah Allah, ne yapıyorsun eczacı ya? Ben senin likitini kokluyor muyum? Kuddusi baba seni bana emanet ettiler. Kuti bir, katip abin iki, Allah Allah. Ne lan bu emanetçi zihniyet? Hayır, terminalde mi yaşıyoruz? Tamam, sustum. Pardon, bunu alır mısınız? Kız tarafı benim ama sen de kız bitlisin. Erkek tarafı bize gerek oğlum. Gel, gel. Gel de sana göstereyim kız tarafını. Gel, gel. Yahu yavaş, kemiksiz Bilal, yavaş. Oğlum bak, az daha kıvırırsan düğünlerde seni parayla oynatırlar lan. Sizin düğününüzde bedava oynarım canım. Siz zor durumdasınız, gerdanınız kırılmasın. Al bunu, alamaz mısın? Senin kapı ziline basan kaçarım ha, aralı Bilal. Pardon. O zaman... Bunu al. Sende varsa ben sana bunun altını vereyim abla. Cevahir, evlenmişsin galiba. Çok da güzel yakışmışsınız. Evet Gülten teyzeciğim, evlendim ben bununla. İyi bence bu. Ben evlenmesem başkası evlenecekti zaten. O başkası da gitsin daha başkasını bulsun. Gönüller bambaşka olsun. Yakıştır. Ya yürü, yürü, yürü teyzeciğim. Yürü ya, yürü. Allah Allah. Git başkasıyla kaynaş tanış. Hadi bak lan, istikrarsızlık abidesi. Sen değil bizden kız. Tüysüz şeftali bile alamazsın.
Buyurun çocuklar. Laboratuvarımız geçici bir süre servis dışıdır. Deneylerinizi ve icatlarınızı tuvalete yapıyorsunuz bir süre. Mürsel Bey hocanızın ön ayağı ile laboratuvarınız düzene sokulacaktır. Var mı gönül almak isteyen bu kapsamda? Hocam ben geleyim mi? Ya şimdi gelmezsem daha çok gönüllenirim ya. Tamam, olur. Başka? Şişt, kızım mal mısın sen ya? Amele gibi atıldın Angara'ya. Şişt, skandal peşindeyim oğlum. Anket cevaplarını alacağım. Hocam, hocam ben de gelebilir miyim? Hocam bakın, biz bilimin ışığına oynanıyoruz. Aslında var ya hocam, biz böyle özümüzde çok bilimsel çocuklarız da. Ama küçük yaşta evrim geçirmeyince böyle olduk. Hocam yani ben gönüllüyüm. Ya Bünyamin, siz gönüllü olmasanız... yani bu ülkenin keçeye, köseye de ihtiyacı var, ha? Tamam, tamam. Ama sadece sen gel, tamam mı? Kalabalık etmeyin. Sağ ol hocam. Başka gönüllü olan var mı? Böyle derslere de ilgisi olan, laboratuvar düzenlerken patlatmayan. Hah, hop, pırıl, aferin. Hah. Yok mu başka çalışkan beni, işimi kolaylaştırın. Sözünüze söz vereyim. Zekai, oğlum sen neden parmak kaldırıyorsun? Çişin mi geldi? Hadi bakayım git tuvalete. Değer gelmediyse bile orada gelir. Sen git oraya hadi. Hoca bey, hoca bey çarpıtmayın parmağımı. Ben de laboratuvar gönüllüsüyüm. Hem bu kadar IQ ile oturmak yakışmaz bana. Arkamdan eleştirirler beni. Bakarsınız yeni bir sığır icat ederim ceylan derisinden. Ekip kuruldu. Hem de elektrikli job shop. Aga ne zormuş bunu bulmak ya. Seva acayip sevinecek var ya böyle. Verecek böyle doluşma elektriği. Titriyeceğim böyle ya. Oğlum, telefon numarası da burada. Hemen arayayım. İnşallah aynısını çevirebilirim. Alo. Kadınla mı görüşüyorum? Ulvi ben. Ulvi? Kimin kadınını arıyorsun? Ne var ortağım ne kadını ya? Arkadaşlar telefonla kadın taklidi yapıyorlardı tamam mı? Ben de onlara ayıpsıyordum. Ben yanlış mı duydum? Kadın mı dedin sen? Bana bak. Benim hormonlarımı depreştirme. O kotonu belirli bir seviyede tut. Ya Seva ortağım ya. Duduşun patlasın ki var ya. Yanlış numara aradı ya. Yurt dışında aradığını zannetsin diye de tamam mı? Sübhaneke okudum. Çok komik alay ettim onlarla. Bana bak Ulvi. Şimdi derhal dışarı çıkıyorsun. Tamam mı? O kotana biraz hava aldırıyorsun. Yoksa ben seni şişireceğim. Ve havamdan geçilmeyecek anladın mı benim? Dışarı çık. Derhal. Allah! Vallahi bıktım bu göz hapsinden ha. Gözüne tünel kazıp kaçacağım. Bak yavrum ben 27 yaşında bir delikanlıyım tamam mı? Fırın küreği gibi sempatiklik var bende ha. Daha ne kadar zapt edeceğim beni ya? Hem oturmaya mı geldik buraya be? Oğlum Cevahir, sen buraya oturmaya mı geldin hakan? Hadi bak halaya kalk. Bak bir kişi eksik seni yazmıştı. Yok yok Malike mi? Ben Bilal'in olduğu yerde halaya kalkmayayım. Halay aksamasın şimdi. Hem birazdan havaya da ateş açılır zaten. Ben kalkmayayım doğruca masanın altına atarım kendimi. Olur mu öyle şey? Hadi halay. Hadi halay. Hadi bakayım. Hadi, hadi, hadi. Devam edin. Devam edin. Motoru soğutmayın. Devam edin. Malike mi? Allah'a sen ya. Ben kız tarafının uzak bir akrabası olarak... erkek tarafının uzak bir akrabası olan bu adamla yakınlaşmak istiyorum. Bu halayı bana lütfeder misin? Silik Cevahir.
Beni konu seni piste. Sanki formüle pistine çıkacağız ha. Kumda tepineceğiz gladyatörler gibi. Ya Zeynep izin ver de şu gladyatörlere bir römork takıp geleyim ben. Cevahir sakın ha, kaldı gürültü yok. Kızım ben solo halayın hastasıyım. Grup halaylarda alaya alırlar beni hep zaten. İzninle o bir dersi. Bindirdi bana. Nasıl diyeceğim şimdi Tarzan'a yemeğe gidemeyeceğiz diye. Söyleyeceğim artık. Ay, ay Mursel ödümü kotardın. Erken geldin. İyi oldu. Ama ben her şeyi hallettim. Rezervasyon yaptırdım. İndirim numaramızı verdim. Orada kasada yapmıyorlarmış utanmasın diye müşteriler. Elbiselerimizi de ütüledim. Ya kurabiyem. Acaba diyorum ki gitmesek mi? Ya ne bileyim. Çok ucuz geldi bana ya. Ucuz diye böyle pişmemiş yemekleri önümüze getirirler ya da salatayı pişirip getirirler bedava ya. Hop gıcık çılık yaparlar. Ay Mürsel ya kuruntuların mı azdı senin? Bir daha ne zaman böyle fırsat geçecek elimize? Ay Somer'in kusmuğundan kakasından geçilmez oldu hayatım. Ay ben ki tuvaletten sonra bile yıkanan insandım ya. Boy tahareti alıyorsun. Tamam tamam kurabiyem tamam gidelim tamam. Dümran Bey ne diyeceğim? Top içimdekilere bakayım. Sayfa kaçtaydı bahaneler, kıvırmalar, burmalar. Hadi bakalım. Aldık gitti. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Şu senetleri falan getir de onları imzalayalım. Ya Yurdakul, bunlar çok yakmaz mı? Yaksın. Bunun aynısından bende bir tane daha var. Onu satıp bunu alayım dedim. Ama onu satmadan bunu aldım. Neden? Çünkü bende para zibil zibil. Geçen bir öğrenciye burs vereyim dedim. Gel lan dedim öğrenci geldi. Al dedim şu parayı git sigara al. Üstüne de kendine burs yap. Az bu dedi. Burs olmadan mı Kuddüs abi ona ders oldu. Neden? Çünkü insan az dediği parayı gün gelir çok arar. Bak sizin halinize bak. Yurdakul, iki sene önce benden biraz borç almıştın sen. Vallahi hatırlayamadım Kuddüs abi. Ya benden borç istiyorsan açıkça söylesene Kuddüs abi ya. Yabancı mıyız biz ya? Şişt, çaycı, bize iki çay getir. Kuddüs abime borç vereceğim de onu kutlayacağız. Yurdakul, istersen belediyeden izin alalım, afiş asalım sağa sola. Kuddüs Yurdakul'dan borç istedi. He gözüm ne dersin? O kadar da değil. Görgüsüzlük olur Kuddüs abi. Ana, kız gelincik. Sağ olasın. Bu arada tebrik ederim. Allah bozmasın. Bozsun.
Kaçır beni buradan. Dur yavaş, ne yapıyorsun ya? Bir dakika dur. Ya sen de Matilda çıktın ya. Ben kaçıramam, ben profesyonel değilim insan kaçırmada. Bir dakika, sen niye kaçarga? Abi, ben 18 yaşından küçüğüm. Ailem beni zorla evlendiriyor. Aslında sevgilime kaçacaktım bir günüm daha olsa. Ama yarın 18 oluyorum. Lütfen beni bir günlüğüne kaçır. Cevahir nerede? Ay bir patlamanın ortasından çıkmasa bari. Gel burada. Ya acaba laboratuvara gitmişken bir tavşan deneyi mi yapsak? Tavşanı alıp sıcak abaküsün üstüne koysak, sonra baksak canına minnet mi? Gerçek hayatta ne işimize yarayacak ki bu deney? Vay arkadaş, biz arşivlerde tavşanımla ne alem sürmüştük. Şimdiki pozisyonumuza bak. Milli takımda buluşmuş eski kulüp arkadaşı gibi olduk. Bari maç içinde yakın oynayayım. Maç sonunda da formaları değiştik mi? Oh! Lan oğlum, 14 yaşına kadar içimden konuşamıyordum ha. Ama var ya, iyi oldu kursuna gittiğim. Şöyle laboratuvarın bir köşesinde acaba böyle öpsem mi lan Şevval'e ha? Acaba para ister mi lan? Yok lan, yani sevgilim ne de olsa. Hani para istememesi lazım. Gerçi, yani parası neyse de veririz ama... Ulan var ya, kurban olur mu bu yına? Allah'ın emriyle o istenmeyen tüylerini de isteyeceğim lan babandan. Arada pundun yapıp o anket cevaplarını almam lazım. Herkesin açığını bileyim ki beni kimse şikayet etmesin. Okuldan da atılmayayım. Skandala mahal yok. Ya nerede kaldı bu Mucizel Hoca ya? Hadi laboratuvara doğru gidelim bari. Aman da ne güzel. Ömer Bey. Şu laboratuvar işini başkası yapsa, karım doğum yaptı da. Hazan bir daha mı doğurdu? Yok, 1,5 sene oluyor doğuralı. Adını da Somer Tuna koyduk. Müşter Bey, benimle yumak mı geçiyorsunuz? Eşiniz 1,5 yıl evvel doğurdu diye doğum izni mi alacaksınız? Ya Ümran Bey, bugün olmasa, ha başka bir gün falan laboratuvara ağaç bile dikerim. Aç, kapat, top, tamam Mürsel. Yerinize birini bulursanız olur. O keçilere çoban lazım. Aa, özür dilerim. Ben de sevince biraz ıslandım. Ben gidip başkasını bulayım. Hop, Selef Mürsel. Görsün bakalım o divani Bilal. Tüysüz şeftali mi alıyoruz yoksa saçaklı ananas mı? Atla kızım. Cevahir, ne yapıyorsun sen? Geliyor mu kaçırıyorsun? Evet, tut ucundan beraber kaçıralım. Sen ipin ucunu iyice kaçırdın. Şimdi arıyorum. Abladım ne olur. Abi beni kaçırmadı ki. Ben kendi rızamla ikna ettim onu. Ya, beni zorla evlendiriyorlar. Sevgilim beni bekliyor. Saat 12'den sonra da 18 olacağım, suç sayılmayacak. Lütfen. Nasıl ya? Nasıl evlendirirler seni istemediğin biriyle? Ben sana demiştim değil mi kız çok küçük diye? Evet teyzesi. İşte bu teyze de eczacı ama ilacı yok. Hayır uzatma. Nasıl kaçıracağız kızı bu ortamdan? Çok basit suç ortağım. Millet oynarken biz onları kollayacağız tamam mı? Ondan sonra da naş. El clasico. Şimdi panik yok. Sakin olun. Bekleyin. Şevket Bey, acaba diyorum şu laboratuvarın düzenlenme işinde öğrencilerin başında dursa, siz kimyacısınız. Hem de demişler deneysiz bir kimya, deneysiz biyoloji gibidir. Yok, hayır, olmaz. Olmaz, toprağın kaysın emin. Hürrem Hanım. Siz geometricisiniz. Tepimiz eşit eşkenar değil miyiz canım? Hani kardeşlik? Şu laboratuvar işi diyorum siz. Ha? Olmaz, işim var. Mürsel Beyciğim, ben bu işi bir şartla sizden alırım.
müdür yardımcılığımı destekleyecek. Siz hazır açıktayken de müdür yardımcılığını bırakacaksınız. Ha? Girit lan! Ha. Hakikaten iki elin sesi varmış ha. Geri git, geri dur. Geri gitme, geri gel. Geri dinle. Tamam, kabul ediyorum, destekleyeceğim. Karım arıyor. Alo? Aa, karım arayayım. Hızlı arama. Alo? Nazan, bak akşam yemeğe gitmemek için hiç bir angarya çıkarma ha. Ay tamam Mürsel, çıkarmıyorum bir şey. Vallahi çok hassasım bu konuda. Kavga çıkartırım halkla. Hop, öptüm. Hadi öptüm hadi. Öpüyorum. Hadi bay bay. Mürselcim, demin söz vermiştim ya. Hı hı. Sözümden dönüyorum. Ha. Laboratuvardaki çocuklara bakamayacağım. Memleketten kaynanam gelmiş. Allah Allah! Tayçe'nin kaydananı acenteler kovalasın be! De, senden de müdür yardımcısı olur. Dede coğrafyacı sen. Sen ancak kaynana yardımcısı olur. Kamucu kazlar. Geri git. Tamam. Bedenci Ekrem Bey. Maşallah bugün bedeniniz tam yerinde. Acaba diyorum, şu laboratuvar işi ha? Yok yok, olmaz. Arabasına kaçıyoruz. Anam hem de sefalet kaçırıyor. Lan ne oluyor lan? Lan! Geç işin ya. Lan! Durun lan! Durun lan! Allah ya! Of! Davranın silahları ha dostlar. Müfik, çabuk bu sefilin fotoğraflarını yapıştır sağa sola as. Bütün birimlere haber verin. Ya gördün mü bak işte, senin uzaktan akraban olan herif kızı kaçırıp uzaklaştırdı. Şimdi bütün ilişkileri kopma noktasına getiriyoruz. Lan bu bana yapılır mı lan? Yapılır, yapılır. Bu herkese yapılır. Şimdi yakalayalım şu vıcığı, bir daha kimseye hiçbir şey yapamasın. Sevenler ayrılmasın, koparılmasın, kopmasın birbirlerinden. Müfik, Müfik. Benim arabanın anahtarları ceketlerin cebinde kaldı. Koş getir ceketlerimizi, koş. Yürüyün dostlar benim arabama. Yürüyün. Nasıl diyeceğim? Mürsel, gel gel. Ben yarısına kadar çekebildim, diğer yarısını da sen çek. Gel. Kurabiyem, yarısına da ben indirdim. Hah! Acaba diyorum, yemeğe gitmek yerine yediklerimizi mi eritsek? Midemin erozyona ihtiyacı var. Mürsel Geographic. Ya! Ya Mürsel, sen sabahtan beridir beni yemekten vazgeçirmek için böyle bir çabalıyorsun. Ne oluyor? Kurabiyem, cinciklerim çok acıyor. Tazan, bugün okulda laboratuvarın temizlenmesi ve düzenlenmesi lazım. İmran Bey beni görevlendirdi. Allah Allah! Müdür yardımcılığından hademeliğe mi terfi edeceksin Mürsel? Niye şu ağzını açıp bir şey söylemiyorsun ha? Ağzını armut mu topluyor senin? Ne yapayım kurabiyem? Müdür o. Müdürle kavga mı edeyim yani? Yani eğer dövüşürsek İmran Süreyya'yla çok komik olur. Kurabiyem, başka bir gün daha çok acıktığında ben seni
Başka bir yemeğe götürürüm ha? Ay yok Kasım, almayayım. Ben doydum zaten. Yani Ulvi kadar atak olamıyorsun Mürsel ya. Sen hep böyle sin, sürekli pısır 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 otur, tamam mı? Öf! Cevahir, kızı saklamamız lazım. Kesin peşimize düşmüşlerdir. Bence kızı bagaja sokalım. Kız 18 yaşından küçükler bagaja girebiliyor mu? Cevahir, 18 yaşından büyük gibi davran. Ya şöyle kapalı, korunaklı bir yer lazım bize. Bir topu birkaç saat saklayacağız, sonra kız özgür. Hay aklıma serum takılsın. Süpersonik fikir yaptı kafa. Motele gidelim, motele. Çok korunaklı, müthiş bir motel biliyorum. Hayır dur, çevirme var. Aha şimdi yedik döner tepiyi. Kesin polise haber vermişlerdir. Gerizekalı Lala. Gerizekalı Lala. Sana bin kere söyledim değil mi şu arabanın bakımını zamanında yaptır diye. Şimdi eğer buna bir çare bulamazsan ben sana bir çare bulacağım. Bu işi ancak kan temizler, kan. Hiç merak etme baba, hiç merak etmeyin. Mutlaka bulacağız o ırzlara gelesice sefili. Acele edelim. Eğer ki o kızı kirletirse ben de kendimi kirletirim. Müfik! Ne oldu, tahmin edebildin mi? On numara süper kulede. Hadi bakalım bir yola çıkıyoruz, hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Niye duraksadınız orada? Şimdi efendim biz yeni evliyiz de ben sevgili eşime kendimi ispat etmek için el frenini ayağımla çekeyim dedim. Sen ayak el frenine sıkış, o yüzden öyle duraksadık. Evlilik cüzdanınızı görebilir miyim? Ehliyet ruhsat versek? Bundan versek? Şimdi polisciğim biz gerdeğe gidiyoruz. Kız zaten biraz gergin. Şimdi buracıklarda patlamasın, anladın mı? Vallahi almam ben bunu yoksa. Allah Allah, Allah Allah! Asıl senin kafan patlak be! Git de bir dikiş attır sen kendine! Ben senin erinim! Ben senin erinim! Bak benim kafamı bozma! Benim lafımı bir daha sakın kesme ha! Bak ördek, gerdek demem, alır götürürüm seni babanın evine geri ha! Yoluk! Yoluk! Haykırtma beni emniyet güçlerinin yanında! Haykırtma beni! Asıl ben kendim gideceğim babamın evine zaten! Hatta abimlere söyleyeceğim, senin kafanı sıkıştırsınlar el frenine! Ya sen ne kadar da çirkef bir kadın çıktın ya! Al gelinliğini de git! Çünkü bana çirkef dedi, duydunuz! Ya tamam, tamam. Gidin hadi, gidin. Ne konuşuyorsunuz bu orta böyle? Vallahi çok teşekkür ederim polis sör. Allah tuttuğunuzu baygın etsin, etkisiz kılsın. Hadi sana da iki ev verip seni eğer boşamazsan bundan kendi de bana Muhammed demesinler. Geç. Tamam hadi, hadi, hadi. Bunlar Japon bayrağını açmadan boşanır ya. Sizin bu TV de hiç keyif vermiyor ya. Bende bir TV var, 500 ekran. Bir kısmına imsakiye koydum, yine gözüküyor, yine gözüküyor ya. Bir de abla, acayip gerçekçi ha. Bazen evin içinde biri öpüşüyor zannediyor ya. Söyle estağfurullah. Yurda kul, hani... Konuşmuştuk yani bana borç verecektin. Ya borcunu ödeyecektin ya. Kaybettin Kuddüs abi ya. Ben borç vermeyi çok severim ya. Ne kadar lazım? 500 yeter bana. Muazzez abla. Efendim? Kalem var mıydı? Kalem?
Kudüs abi, şurayı bir imzala ya. Bana senet mi imzalatıyorsun? Tabii, Muazzez ablam kefil olursa. Boyun devrilsin yurda kul. Ben sana kefil oldum. Halamın oğludur, ondan borç iste dedim. Ya Muazzez abla, akrabalık bir yere kadar ya. Yarın bir gün sizin ne olacağınız da belli değil ki ya. Yurda kul, bizim ne olacağımız belli. Ama senin para için ne olacağın hiç belli değil. Ben sana borç verirken borç bile de vermiştim. Bu kadar. Kayganlaşma lan yeğenim. Muazzez, hep sen muhatap ettin beni bu omurgasızlığa. Ya Allah'tan parayı yırtıp senedi yüzüme çarmadı ya. Vallahi ben normalde hiç sadaka vermem ama abla verilmiş sadakam varmış ya. Hangi keriz verdiyse Allah razı olsun ya. Çok korktum ya fark edecekler diye ya. Bu arada ben siz gerçekten kavga ediyor sandım. Öyle tabii yavrum, ne sandın? Çünkü bende oyunculuk var, açık. Misal ben askerdeyken kurşunları eğitir, kaza kurşunu yapardım onlardan. Ama Zeynep ablan sallandı biraz. Az daha yakalatıyordu bizi vallahi. Niye biliyor musun güzelim? Çünkü bu eczacı kız var ya, hala ilacın etkisinde. Dur ben bir iş bulayım, vereceğim senin ilacını da. Dur. Ben size bir şey söyleyeyim, onu bunu boş verin de bence direkt mahalleye basalım. Otel motel falan masal. Emin misin Cevahir? Kudüs'ü babaya ne diyeceğiz? Ya bulurum ben bir şey. Sen bana güven ya. Allah büyük. Bu arada ya ben fena sıkıştım ya. Siz sıkışmadınız mı? Ha? Vallahi kurt gibi sıkıştım. Şuralarda güzel bir yer biliyorum. Güzel de manzarası var, süper. Oraya yapalım derim ben. Öyle bir konuşuyorsun ki neredeyse sen mi ısmarlayacaksın diyeceğim. Koskoca doğa. Alman usulü. Kudusi. Affedersin, hep benim yüzümden. Çözemedim ben bu yurda kulu. Çözemezsin hanım. İnsanlar bazı değerlere saplanırlar, çözülmezler. Onu görür görmez çözünürlüğü yüksek bir tip olduğunu anlamıştım zaten. Bu zor günümüzde çok yüklendim ben sana ya. Al. Bari şu bileziği bozdur, yoksa biz kendimizi bozacağız. Daha benim kolumdaki altın bilezik bozulmadı. Sen sıkma canını. Ben bir yordamını bulurum. Neredesin sen ya? Nasıl kaçtın? Madem kaçacaktın, benimle niye kaçmadın? Ya her şey aniden gelişti. Seni kaçıranlara nasıl güvendin? Sapık olmasınlar. Bak güneşi dik almaya başladık. Artar bu mevsimde sapıklar. Ya Ahmet, ben sana geliyorum, sen ne diyorsun ya? Tamam aşkım, tamam. Affedersin. Senden haber bekliyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Cevahir, neredesin? Gelemedin bir türlü. Allah Allah, bitmeden mi geleydim ya? Kızın konuşması bitmeden mi geleydim bir de Allah Allah? Hadi atlayın mahalleye. Hadi yavrum. Hadi yavrum, bastım duvar. Ulvi oğlum, Sevim ararsa... Doğru otursana sen. Anan yaşında kayınvaliden var evde. Ne o? Hayırdır? Bu saatte nereye böyle? Ha? Manita mı yaptın kendine? Sapkın sapkın konuşma gene. Bıktım sizin gibi yarım akıllılardan. Kız kardeşime gidiyorum ben. Sevim de mesaiden gelince ayrı odalarda kalın. Ben hemen geleceğim, ona göre, tamam mı? Allah! Ortam! Helal ya! Allah, Seba da yok. Ev bana kaldı o zaman ya. İstediğin her şeyi yapabilirim vallahi. İşler güçler var, onları da yaparım. Şşş! Allah! Bana da başından selam söyle ha. Enişteye de dikkat et. Sonuçta bekar kadınsın. Niye bu kadar sevindi böyle? Dur bakalım, anlarız şimdi. Allah be! Alo! Gönder gelsin aga. Evde kimse yok. Ay kızımın üstüne kıl topluyor. Ay eskort çağırıyor bu gerizekalı, arlanmaz adam.
biliyorsunuz mu? Ateşi ilk bulan sığır yanarak ölmüş. Ateşi değil, belasını bulmuş gebeş. Skandala bak ya. Lan! Aa! Şey var, biz sevgili değil miyiz ya? Yaktım düllüğümü. Ya, eks yarim. Sen niye öyle ayrık gibi duruyorsun? Gel bak, bilimsel çay iç. Kaç şekerli içiyordun sen? Aa, üç mü? Tüh ya, bende de iki tane vardı. Bir de sen varsın, etti üç işte. Koyayım buraya. Çocuklar! Daha işin onda biri bile bitmemiş ya. Ya kesin robotizm yaşamaya. Ya yavaş enişte be, yavaş ya. Gönüllü insanız biz burada. Zıplatma gönlümüzü. Bak hazır laboratuvardayken öyle ayıp bir şey icat ederim ki milli eğitimin içine çıkamazsın ha. Aa, sinirlendirme beni. Cetvelimin yarısı gitti. Zaten çok üzüntülüyüm. Hop acıtmıyor sen. Şevval. Bak gel gel sana ne diyeceğim. Şevval sen benimle çıktın ya. Allah senden razı olsun ya. Allah var ya sana böyle hayırlı evlatlar nasip eylesin. Şevval bak ben sana ne aldım? Şevval'im. Tut bakayım. Şevval, bak bir de ben sana şiir yazdım. Gözlerin gül ağacında bulamadı vuku. Aşkların şarabına nevale oldun. Şahidime kör dedi zalimin hukuku. Güllerinden dar ağacına havale oldun. Sen mi yazdın lan bu şiiri? Skandal olmuş. Şerefsizim. Böyle var ya, uyak çarpsın ki beş dakikada yazdın. Şevval, sen beni bir kere öpsen yalan. Bak kızım, bu kadar jesti başkasına yapsaydın var ya, değil öpücük. Var ya bana böyle ne verirdi biliyor musun? Evlat verirdi lan evlat. Lan, evlat acısı yaşatacağım şimdi sana. Bak Kütük, seni severim. Sevgilimsin ama seni öpmemi istiyorsan... Bana yardım edip anket cevaplarını çalacağız. İşte o zaman seni göbeğinden öperim, seni de ödüllendiririm. Tamam. Oğlum hadi iş başına lan. Böyle kaskata kesilmiş. Yurt dışında bu kadar sabit kalsan vallahi put diye taparlar adamı. Ya babaanne ya, gel. Yemeğe çıkmadık diye çok sert çıktım ben Mürsel'e. Bak, benden sana ekşir avrat vasiyeti. Er kişi dışarıda kalaylanır, evinde kolaylanır. Sen erine yardım etmezsen ona kimse etmez. Elin adam edecek, sen tutacaksın. Ama sen de itersen adam adamlıktan çıkar. Uğursuz olur, kopuk olur, tombalacı olur. Haklısın babaanneciğim. Zaten müdür yardımcılığı da elinden alındı Mısır Koç Hanım'ın. Ben de yardımcılığından alınmayayım. Gideyim gönlünü alayım. Hadi güzel kızım. Oh canım kızım benim. Emin misiniz mahallenize döndüğünden polise neyim haber versek mi kardeşim? Olmaz, olmaz. Bir dakika şimdi polise falan haber verirsek polis bu sefalete sefa yaşattırır. Kovalatmaz, yaralatmaz, öldürtmez falan. Ya bak ya, bak ya, Cevahir'e bak ya. Abi aralarında bir şey olmuş mudur acaba? He? Vallahi koçum, olmamışsa da olması an meselesidir koçum. Bu libido artı tuttuğunu tutturur yani. Şimdi... Bu sefil bizim omuzlarımıza bacağını attı. Biz omuzlarımızı halayda değil, şimdi silkinmeliyiz. Tamam mı? Aradığımız kişiye ulaşalım. Hadi. Hadi, hadi bakalım. Oğlum, yok
Yoksa senin bu kızla gözün mü var? Bak eğer varsa ben bu grubu akarte ettireyim. Sen de kızı akarte et. Şimdi babacığım, ortada böyle bir namus meselesi varken lütfen benim erotizmimi ön plana çıkartma. Yoksa bizi arka plandan çıkartacaklar. Anlatabildim mi? Bence bu sefalet kızı kirişçilerin eline götürür. Ekibi oraya sürelim. Hadi. Baba! Ya ne kadar uzun sürdü bu düğün? Bizim faydasını aradın mı sen? Canım ne olacak Zeynep yanında nasıl olsa? Aa! Gelin nasıl acaba gelin? Ama şu cırgıranlara da kim kız verdiyse hepsi orman çılgını gibi. Aman bana ne ya? Bana bak. Şu bizim faydasız ne zaman bir gelinle şu kapıdan içeri girecek acaba? İyi akşamlar babacığım, düğün çok güzeldi. Herkesin çok selamı var. Fakat tabii gelini kaçırınca düğün erken bitti. Lan faydasız, gelini mi kaçırdın? Zeynep! Beraberiz Kudüs amca, beraber kaçırdık. Kızım, sen niye gelin kaçırıyorsun yavrum? Bari bir damat adayı kaçıraydın ya. Mami, dedi, olaylar biraz tarçınlı kıncı fıllı. Yani aslında resme aldanmayın, resim başka bir şeyi anlatıyor. Oturun anlatayım ama lütfen sanat düşmanı gibi bakmayın. Ne olur buyurun. Please, this way please. Ne bileyim işte doğal, sinirlendim yani. Sen de kusuruma bakma. Taraf! Kurabiyem hoş geldin. Ben de yuva yapıyordum eğitim yuvasına. Bu sepet de ne? Kirli mi getirdin? Olur mu hiç bozayım? Yemek yaptım sana. Ya Mürsel, üstüne geldiğim için, seni çimdiklediğim için özür dilerim. Ya şu yemeğe gitme konusunda biraz canını sıktım da. Eğer hala iştahın varsa benim yaptığım yemekleri beraber yiyelim mi? Kurabiyem. Ben bütün bir hayvan bile yemiş olsam senin yaptığın yemeklere her zaman iştahım vardır. Yani ben de bundan sonra o kadar pısırık olmayacağım. Isırık alacağım, yırtıcı olacağım. Hop, müdür yardımcısı olacağım. Hop, müdür olacağım. Hop, milli eğitim dekanı olacağım. Hop. Tamam Mürsel'cim, çok hopladın aç karnına. Hadi romantik yemeğimizi yiyelim. Değdim yuvasını aç yuvasına çevirelim. Daha değdirken de öğütelim. Hop, sindir Mürsel. Lan faydasız. Her şeye burnunu sokma ya. Allah Allah. Kızım sen de orada yeni gelin gibi durma. Geç otur şöyle. Aha. Ben açayım. Dur. Ne biçim vuruyorlar kapıya lan? Ben şu camdan bir bakayım ilk önce. Hayırdır? Kapıyı yumruklamak da ne oluyor? Yok bir namus meselesi vardı da onun için yumrukluyorum kapıyı. Başka zaman olsa dili tekmelerdim. Bak Kudüs'ü, çok fenayım. Hem bir kızgınım hem bir de kırgınım. Düğünüme gelmediğin gibi oğlunu gönderdik, bir de gelinimi kaçırttırdın. Bak ben kız tarafı temsilen buradayım. Eğer buradalarsa kızı çabuk ver, yoksa arama yetkimiz var Kudüs'ü efendi. Keşke elinize de birer tane meşale alsaydınız. Hadi yığılmayın evin önünde. Evde kimse yok. Ya Kudüs'ü baba, kusura bakma ama bak hiç şakası yok bu işin. Yoksa polis çağırırız. Oo! Damat sertleşti. Çağırın polisi. Benim evimi üniformasız kimse arayamaz. Aha, sıvandı bitti saygısızca. Polis diyor, Kudüs çağır diyor. Kızım senin daha 18 yaşına basmana kaç saat kaldı? Vallahi şimdi bağıracağım happy birthday diye evler dolusu bak. Ya abi çok özür dilerim ya. Tamam üzülme, seni vermeyeceğiz. Cevahir yürü, aklıma bir B planı geldi. Allah aşkına anlat neymiş o? Çoğu zaman B planları A planı çıkıyor. Ya sizi çift yapan aklımın tekine hıçkırayım ya. Hadi sene kızım al şunları da gidelim, biri gelecek. Bir de benim kağıdıma bakmak yok ha. Oğlum benimkine bakın bak. Ben zaten hep yalan yazdım tamam mı? Sonuçta ben keçe lideriyim. Yani benim sırlarım olmalı. Aha zekaniki. Skandallara bak, anadalları gibi. Ya kızım ver benim kağıdımı bak, vallahi seni şikayet ederim ha. Okula bıyıkla geliyor diye. Ver şunu. Ya Zekai ne yazdın bir okuyayım ya. Hayır. Zekai kirişçi. Zekai. Allah Allah, laboratuvar. Laboratuvar olmuş. Ha.
kastetmiş. Senin bu dost canlısı kocanın dostu var galiba. Ya gizli gizli öyle telefonlar, chatleşmeler. Ya anne relax ya. Allah aşkına sakin. Somut bir kanıtın var mı? Ha gerçekten var mı? Sebepsiz yere komaya sokamam Ulvito'mu. Ondan sonra o hatırlamıyor ama belki ben üzülüyorum. Kızım seni aldatmaya yönelik hareketleri var diyorum. Anlamıyor musun? Anne. Ay yeter anne anne. Tabii sana göre çok arif bir insan kocan. Ya bir dakika ya. Acaba sen doğru mu söylüyorsun? Ya çünkü yarın evlilik yıl dönümümüz ve hala bir çıt yok Ulvito'mdan da. Bak şimdi içime bir kıl düştü. Düşündükçe yumak oluyor, topak oluyor. Ay sonra inşallah bana kapak olmaz. Amirim kimse yok. Amirim kimse yok. Amirim kimse yok. Patris abi ne oluyor ya? Oo süper tabanca ha. Ama bak biraz buralar eskimiş bak. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Bak benim tabancaya süper gıcır. Bunu yurt dışından aldım. Acayip para böyle sıkmalara kıyamazsın bunu ya. O silahın ruhsatı var mı? Ya ruhsatı ne yapacaksın ki? Memurum sarhoş kafayla ateş etmiyor ki. Gel bakayım sen. Bu sizden mi? Yok biz tanımıyoruz vallahi. Düğüncülerden sandıydık. Alın bunu arkadaşlar. Ya Mazlum abla ne diyorsun ya? Kutlus abi. Kardeşim bir dakika ben Paris dedik adamım. Bir dakika. Mazlum abla ne diyorsun ya? Kutlus abi. Abla. Geçmiş olsun Malik kardeşim. Artık bize de yavaş yavaş müsaade. Evime geldiniz, çayımı içtiniz, aramanızı yaptınız. Gördüğünüz gibi gelin kız falan yok evde. Allah iadeyi arama yaptırtmasın kimseye. Hadi bakalım Ekber. Dış kapı seni bekler. Kutlusu kardeşim. Benim ayağım boş yanıyor. Fena oluyor. Geç otur şu an Ali kardeşim. Muazzez bir su getirsen. Vay arkadaş, ne hale getirmişler laboratuvarı. Bitti sonunda. Davşanım. Ya gelsene senle şöyle 2-3 çift laf edelim. Gerçi artık çift değiliz ama böyle tekleşmek de olmuyor. Gel çiftleşelim. Yani yeniden başlasın, burada kalmasın. Sen git çiçekler verdiğin, yaralarını sardığın kızlarla konuş. Davşanım, beni özlediğini söylemişsin sağda solda. Öyle yankılandı kulağıma. Hiç de bile. Ben başka bir şey söylemiştim. Çok uzaktan yankılanmış, yanlış gelmiş kulağına. Vay arkadaş. Ya bak şimdi şöyle. İstersen Cevahir denen sefili ben vurayım, tamam mı? Sen benim yerime yat. Ya da sen git vur, bizde kal, müfiğin yerinde yatarsın. İster misin? Ya abi bak zaten Kuddusi amcalarda da yokmuş. Çok ayıp oldu ya. Ya oğlum ya ne ayıbı ya? Allah Allah. Ya ne ayıbı ya? Ya siz uzaktan akrabasınız lan. Allah Allah. Şimdi yani insan uzaktan akrabasına gece gece polis çağırtıp evine baskın yaptırıp aratamayacaksa falan artık ooo. Oğlum bence bu Cevahir denen fabrika artığı bu mahallede bir yerlere töküldü. Anlatabiliyor muyum? Elimizi çabuk tutmamız lazım ya. Yani şimdi kıza bir şey yapmasa da orasını burasını eller, mıncıklar, git gel falan. Ya bunlar küçük ama çok keyifli numaralar. Abi deme ya. Ne diyorsun ya? Allah aşkına bulalım şunu. Allah aşkına abi. Tamam. Sen adamlarını al, şu tarafa git. Ben de bu tarafa gideceğim. Hadi bak. Tamam. Yürü lan. Yürü. Anneciğim. Evdeki ses düzeyine bakar mısın? Hiç eve kız atılış konsepti var mı burada? Sen nereden biliyorsun o konseptleri? Ha?
Kaç kere eve atıldın? Ay anne, la havle ve la kuvvet anlamak istiyorum sana. Acaba adama kafa attı, tamam mı? Hadi ya. Hadi ya, ne sandın kızım? Adamın kafası bana çarpmış mıydı? Acayip böyle. Ben düşünmüyorum kardeşim böyle. Tamam mı? Senin adamın attığı kafa bile geliyor, beni buluyor ya. Bunu ben çekirdim. Fatih mi? Hadi mi? Hadi. Ana. Oy! Bu ne hal ya? Ay çapıma kan yürüyor. Ben söylersem doğrudur kızım. Seva yanlış anladın. Seva. Seva. Bir şey mi kızın sen? Ha? Kızınca böyle cüssen büyüyor. Sen de fark ettin mi? Ha? Seva. Siz tanıştınız mı? Bak taze gelin. Taze gelin Seva. Vallahi bak Cevalar bunu düğünden kaçırmış ya. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Evlilik yıl dönümümüze bir gün kala. Cebo sana kız kaçırıp kızma hediye ediyor. Ben şimdi senin içini boşaltıp tavucukla doldurmaz mıyım? Seni sonra yiyeceğim. Ulvi! Kızı açın şu camı. Kızı açın şu camı. Ya bu saatte cam mı kapatılır? Açsanıza. Bak üçe kadar sayıyorum. Kupa birli. Kupa ikili. Kupa üçlü. Şuradan taş versene bana. Taş mı? Müfik, Bilal bizim camı tıklattı. Biz de öyle duyduk. Ya kes kızım bana enstantane şimdi. Cevahir denen yosma ortalığı tıklattı. Sizin haberiniz yok. Yok mu? Çok sağlam bir kaynaktan haber alamadık. Bak şimdi o çok sağlam kaynakla üçünüzü birbirine kaynaştıracağım ha. Benim aleyhim hakkında bir gelişme olsa hemen geliştirirsiniz değil mi? Ya yok mu bana yakın bir haber? Sevimgiller'de kız fazlası varmış. Biz öyle duyduk. Sizin o duyuşunuzu yerim ben. O duyuşunuzu yerim be. Müfik, gelini bulduk galiba. Yürü koş. Lan bunlar onlar. Lan bu bizim araba, koş. Abi para, abi para. Sen para. İn lan aşağı, in. Dal lan. Lan sen benim düğünümden gelini nasıl kaçırırsın ha? Düğünü basıp da nasıl kaçırırsın? Ha? Hiç utanma yok mu lan sizde, sende? Bu Esma değil. Esma nerede? Abi. Esma nerede? Bak zaten akrabalığımız bitti, seni de bitirmeyelim. Vallahi ben de kandırıldım. Ben bunu kaçırmamıştım ki. Cırgalan oğlu, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi koçum? Sen o kızı bırak. O çok küçük sana ya. Daha büyük al. Seneye de kullanırsın. Niye yaptın lan? Ha? Niye rezil ettin beni camiaya? Bak abi, kızı bana vermeden sizi buradan hiçbir yere bırakmam. Ben gözümü kararttım. Bu iş temize çıkacak. Şimdi olayı nereye çeksen temize çıkar Cırgalan oğlu, tamam mı? Şimdi senin kafanda koyu fikirler girintilenmiş. Bir kulağını tut, öbürünü salla, çıkar o fikirler. Bir de benim asabımı bozma, bu silahı indir. Yoksa var ya sinirlerimi fena kalkındıracaksın ha. Abi bak kızı istiyorum, yoksa istediğimden çok daha fazlasını alırım. Cevahir biraz daha dayan, birkaç saat daha oyaladık mı tamamdır. Tam orası işte. Kopar orayı, kopar, kopar. Oh, oh kopar orayı. Nasıl servis yolattı ama İmran Süreyya'ya ha? Artık yırtıcı olacağım. Hop, tutturmuş sen. Şoför amca, müsait bir yerde inebilir miyim? Çömür Bey, çek sağa bakayım. İyi akşamlar hocam. Pırıl, iyi akşamlar kızım. Hadi bakayım. Zek oğlum bak, senin cevaplar skandala. En son karşı cinse nasıl bir yalan söylediniz? En son karşı cinse hem cinsiz dedim, inandırdım. Soru,
Refleks yalanlarınız var mı? Boy abdestim var mı dediler mi? Hep var derim. Var mı lan abdestin? Var. Ver kız şunu. Allah Allah. Yeter bu kadar güllük gülüşlük. Ne oldu? Okudun mu? İndi mi karnının şişi? Ya şu son ne yazıyor ona da bakacağım bak. Arkadaşlarınızı yalana teşvik ediyor musunuz? Evet. Bak bir arkadaşıma kız arkadaşını etkilesin diye şiirimi verdim. Benim şiirim de dedim. Sen mi yazdın o şiiri? Ver şunu. Ha ben yazdım. Ne var? Biz Kirişçi ailesinin gençlerinde bir gelenektir bu. Ölü Ozanlar Derneği gibi darplandıkça harplanırız. Anam! Da! Da! Anam! Anam! Sabah ortağım yavaş. Allah! Oh! Balakan, bir numara her zaman. Gıdıklanıyorum, acıyor anam, anam. Ne hissedeceğimi şaşırdım. Bir an anam. O kızla bir alakam yok. Vallahi o kız gariban. Garip, 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 gariban. Ama ben gariban olmayacağım sana karşı. Sen bak anne. Bir dakika, bir dakika ya. Bilelim bizim evde ne iş var? Bu kızı sana o şehri düzenbaz getirmedi mi bu eve? Aha, anam ayaklarım. Ya ortağım, Allah Allah. Bak şimdi, o kızı böyle kocaman bir adamla evlendirecekler, tamam mı? Hem de zorla. Cavular da kurtardı bu kızı işte, buraya getirdiler. Aa, yalan söyleme. Neydi o chatleşmeler, gizli gizli telefonlar? Ha? Bu ne ya? Ha işte. Bunun içinde. Sevam'a evlilik yıldönümü hediyesi. Elektrikli job. Ay aşkım, inanamıyorum sana. Muhteşem bir şey bu. Biliyor musun, birazdan ben de sana elektrik verecektim. Akım akıma karşıymış, görüyor musun? 50 yıl dönümümüz kutlu olsun. Anam, sabah yavaş sıkma. Vallahi billahi şimdi var ya, büyük abdestimi kaçıracağım ha. Kızı kurtaralım, kızı, kızı. Ufancacık kız ya. Ay aşkım, çok heyecanlandım ya. Hani böyle yeni defter alınan öğrenciler hemen ders yapmak ister ya. Ben de hemen çubuğu kullanmak istiyorum. Yürü. Cevahir, kız nerede? Bak çabuk söyle. Bak bu son sabrım ha. Bilmem lan, belki de yolda düşürdük. Çok zengin virajlar vardı. Ama gelinlik bizde kaldı. Çünkü kız hemencecik çıktı içinden. Niye? Çünkü o kız o gelinlik için fazla küçüktü. Senin de içinden çıkan yalanlar küçük. Darasız ezik. Damat, al sana gelin. Cevahir abi. Niye kaçtın lan benden? Rezil mi edeceksin lan sen beni el aleme? Zorla aldınız beni. Bu devirde böyle evlilik kaldı mı ha? Hiç söyledin mi beni sevdiğini? Hiç sordun mu bana seni sevdiğimi? Babalarımız birbirlerini beğenmişler, almışlar, vermişler. Ben başkasını seviyorum. Ben varım lan. Ben varım. Ben, benden başkası da olmayacak. Yettim gelin. Açılın be gerizekalılar. Aman Halim. Aa! 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 Ay! Aşkım ne oluyorsun ya? Adam yanıyor ya. Ağzına var yumurta koysak bir şey ha. Lan be gerizekalı, çekil şuradan. Bırak şu kızı be. Şşşt! Rahat dur Domuşuk. Sen de indir oğlum şu bireysel silahı. Köprüden geçecekken bu gelin kızı da Sırat Köprüsü'nden geçireceksiniz. Abi, çek git önümden, durma. Ben sadece namaz kılanın önüne durursam çekip giderim koçum. Bak, bizim de Seyda'dan kalbimiz yamuldu. Çok namlunun önüne durdum ben. Sıkılan kurşunları arkalarından kovaladım. Son anda dokunup kornere çeldim hep. Senin de aklını kornere çelerim. Şimdi
kafanın köşesine bir bayrak dik. Eğer bu kızı zorla alırsan ne o mutlu olur ne sen koçum. Vurursan kimse mutlu olmaz. Ama eğer bırakırsan en azından kız mutlu olur. Bak ben burada ineyim, sen at pazarına girme. Başın derde girer. Mürsel hocam, iyi geceler. Çok değişik bir gece geçirdik. Mürsel hocam, aslında ben çok marjinal bir çocuğum da. Küçük yaşta babam böyle hippiliği yasaklayınca ben de böyle düz oldum. Ya ne düzü ya? Kutuplardan basık ekvatordan şişkin olmuşsun daha ne? Hala kendini sığır boynuzunda dönüyorsun ya. İyi geceler Mürsel hocam. Mürsel, bu Hülki Hoca değil mi ya? Hülki'ye bak, ne tilkiymiş. Sen çok zekisin. Dur, dur, dur. Çömür Bey, dur, dur. Ay sen var ya, sen var ya. Okulda angarya bir iş vardı. Malın tekini eteledim var ya. Bak, al yok. Vay, coğrafyacı, Hülki Tolki. Hayırlı akşamlar. Doldu, tanik kaynananlar diyecekti. Bunlar mı senin kaynanan? Kaynanan seni çok seviyormuş ama çarpık seviyor demek ki. Mürselciğim, bu aramızda kalırsa... Geri git lan. Aramıza hiçbir şey koyma. Allah Allah, bana angarya iteleyeni var ya, uçurumdan aşağı itelerim ben. Kim besliyorum sana karşı? Koynundan içeri fön rüzgarları estiririm. Göğüs kılların dümdüz olur. Hop, soğuk yenen Mürsel. Tamam Mürselciğim, elinden geleni ardına koyma. Geri git lan. Hadi görüşürüz. Geri git. Kaynanalar, bir de gülüyor, terbiyesiz. Tarzan, bırak düşüyorum. Ya bırak, Mürsel, terbiyesiz ya, bırak. Gir, tamam, tamam, sen gir içeri. Gir Tarzan. Malik! Tamam kardeşim, ne vuruyorsun? Kızım ya? Nerede? Ben... Kızım nerede? Tamam. Halledeceğiz, dur. Malik, kızım nerede? Vallahi... Ya bilmiyor kardeşim. Ben de nerede kızım? Sen buraya gelir miydin? Ben de onu arıyorum. Aha, aha sor. Sor. Ne? Ben bilmiyorum. Hayır, kızım ya. Ben de onu arıyorum. Baba? Kızım. Babacığım. Tamam, gel. Baba, özür dilerim. Ben senden özür dilerim kızım. Sana sormadan verdim. Beyler, bu çocuklar sizin çocuklarınız ama sizin malınız değil. İki insan birbirini severse mağara yuva olur, sevmezse köşk bile kova olur. Vay be! Babam döktürüyor yine aforizmaları ha. Babam bir kitap çıkarsa da okuyup beynimize vitamin gitse. Şşş! Kuddusi babama laf yok. Ya bu arada Bilal nasıl çarpıldı ama. Dur kız, bir dakika. Gel onu bir boy daha çarpalım biz, iletken Bilal'i. Gülümse. Ah. Of. Abi fikrin oldu ya bana yara. Sanki böyle tecavüz edilip trafoya atılmış gibiyim ya. Ya böyle rüyamda bir Zeynep'i gördüm. Gelinlikli. Bir o sefili gördüm, gelinliksiz. Ana. Ya ben hatırladım ya la. Ya bana elektrik çarptı. Ben de titredim öyle. Vallahi o titrek bile bu kadar titrememiştir ha. Of. Ah.
Karıştın sen komşu kızım.